S-9'u yok edin. Niye? Amerika'da çok büyük tarım arazileri var. Biliyorsun, oralarda işte büyük makinelerle falan böyle büyük bir mesela buğday üretimi var. Ve şimdi Amerika'da herkes çok fazla ekmek yemez Türkler gibi. Ama tabii gene. Ve şimdi gene bunu devlet büyük miktarda destekliyor. Destek alımları yapıyor çiftçiden. Elinde bir sürü buğday birikiyor. Bütün siloları buğday dolu. Ne yapacak bunu? Türkiye diyor ki siz buğday stokunuzu eritin. Lan buğday stoku bir ülkenin en, Türkiye gibi ülkenin en stratejik maddesidir ya. Yarın öbür gün aç kalırsın. Bir karışıklık olur ki olacak. Aç kalır millet. Ekmeksiz kalır. Ve kalacak maalesef. Ya da televizyon tercüme hani seslendiriyorlar ya Türkçe'ye. Üzgünüm. Tabiriyle. Evet. Şimdi bak geleceksin. Şimdi buğday Türkiye üretimi de durduruluyor. Bunu kim diyor? Mesela IMF diyor ki efendim buğday stokunuzu yok edin. Yoksa falan. Bütün Avrupa ülkeleri, Amerika'nın kendisi tarımında da işte tütününde, buğdayında, şusunda, busunda köylüsüne, çiftçisine büyük destek verir. Destek alımları yapar ayrıca, açıktan destek verir, bilmem ne yapar falan. Ha bu bize geldi, hayır bunlar yapmayacaksın. Ha o işi batırıyor, milyonlarca insan aç kalacak, kalıyor. Ondan sonra buğday stokunuzu da tüketin. Yarın öbür gün gırtlağını sıktığım zaman bir de yani yedeğinde bir şey olmasın. Bana tam muhtaç. Ondan sonra ben sana belki veririm. Şimdi bak buna 200 sene evvel yazmış o küresel kraliçe insanı şu anda. Milletleri açlıkla terbiye edeceğiz demiş. Bak bu oluyor işte, bunu yapıyorlar. Çünkü aç bırakacaklar, bırakmaya da başladılar birçok aileyi. Ondan sonra da açlıkla terbiye. Ondan sonra millet öyle bir hale sokuyorlar ki bak ben sana söyleyeyim. Yarın öbür gün birileri böyle işgal ettiği zaman resmen. Millet aç kalmış, buğday yok. Efendim çiftçilik kalmamış, hayvancılık kalmamış, hayvan kalmamış. Ya Sivas'tan öte ben bir tane koyun görmüyorum ya. Şimdi millet aç kalıyor. Ne istesen hep dışarıdan, para da yok zaten, bitti. Şimdi ne olacak? Düşün ki iki kamyon efendim ekmek getirdiler. Mesela aziz bir dostumuz bir ülkeden askerleri. Halka böyle ekmek attı. Ne yapacaklar buna? Vay bizim memleketimizi işgal ettiler mi diyecekler? Vay Allah razı olsun bize ekmek mi attılar dedi diyecekler. Onu diyecekler tabii. Açlıkla terbiye. Yani milletin bütün direniş gücünü, maneviyatını, bağımsızlık duygularını, haysiyetini yok edip, aç bırakıp ondan sonra elinde ne şeyini ama.